Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Papaz Kimde veya Papaz Kaçtı gibi birden fazla ismi olan Papaz Kimde oyununu kimde nasıl oynandığını anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle standart bir 52 destemiz arkadaşlar. Destedeki papazların kimi yerlerde bir tanesi çıkartılıyor. 2 tane, 3 tanesini de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Zaten aynı mantığa geliyor. Bir tanesi çıksa bile geri kalan 3 tanenin İkisi çift olup atılacağı için bir papaz oyunda her türlü kalıyor arkadaşlar. Bir tanesinin çıktığını varsayalım. Geriye bizim 51 kartımız kalıyor. Bunları şöyle eşit bir şekilde dağıtalım arkadaşlar. 13'er tane. Bir kişi 12 kalır. O önemli değil. Yani her el değişir çünkü onun kimde 12 kalacağı. Bu şekilde dağıtıyorum arkadaşlar. Eli açtıktan sonra arkadaşlar oyunun mantığı çok basit. Aynı olan yani şu şekilde JJ veya şu şekilde 6-6 aynılarını atıyoruz arkadaşlar. Aynılarını atıyoruz. Şu şekilde 3-3. Zaten herkes kimin ne attığını görür arkadaşlar. Şu şekilde 9-9. Yanlış atılımda çünkü oyun çıkmaza girer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sadece bu 4 kart kaldı. Şu papazı da kaldıralım. Buradaki ele gelelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynılarını atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar aynılarını 2-2, 10-10, şöyle de AA atıyoruz arkadaşlar. Burada da bunlar kaldı arkadaşlar. Bu ele de aynı her oyuncu bu şekilde arkadaşlar. Aynılarını atar arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi iki papaz buradaydı. Bu oyuncu attı. Artık bir papaz kimdeyse buradaki oyuncu da zaten gördük onu. Oradaki oyuncu da kaldı. Bunları da attık arkadaşlar. Burada da bu kartlar kaldı arkadaşlar. Burada da hemen aynılarını atıyoruz. Papaz buradaydı zaten. Şöyle. Şöyle attık arkadaşlar. Sanırım başka da yok. Zaten hem papaz burada hem de bayağı kartı kaldı arkadaşlar. Şimdi buradan başlandığını varsayalım. İstediğiniz yönde oyunu çevirebilirsiniz arkadaşlar. O sizin tercihiniz. Şimdi aynı olanlar atıldı arkadaşlar. Her oyuncunun elinde kaldı. Şimdi buradan bir kartı bu oyuncu çekiyor. Mesela yediliği çektiği gibi düşünelim. Bunları kaldırayım. Yediliği çekti diyelim arkadaşlar. Ben bakıyorum elimde yedili var mı? Varmış. Şu iki tane yedili elimde olduğu için atıyorum arkadaşlar bunları. Ve buradaki oyuncu benden bir kart çekiyor arkadaşlar. Diyelim ki bunu çekti diyelim. Bende iki kart kaldı bunu kapatıyorum. Buradaki oyuncu eline bakıyor beşli var mı? Var. Beşlileri atıyor arkadaşlar. Ve buradaki oyuncu da buradan çekiyor. Bir tane de bu aldı diyelim. Tabii rakibe göstermeden ellerinizi saklayarak gördüğünüz gibi bu aynı çekemedi. O yüzden buradaki oyuncu buradan çekecek. Şöyle bir tane aldığını varsayalım. Neymiş? Beşli. Beşli burada var arkadaşlar. Beşliyi attı. Şimdi şöyle karayım. Buradaki oyuncunun papazı çektirmesi lazım buradaki oyuncu. Karttım ben. Kardım ben de bilmiyorum. Bunu aldım diyelim. Gördüğünüz gibi papazı hemen aldım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde karıyorum. Bu şekilde oyun devam ediyor arkadaşlar. Çekti 8'li. Papaz değil. 8'lisi var mı? Var. 8'li 2 tane olduğu için attı. Ve buradaki oyuncu buradan çekecek. Şöyle çekti. 2 tane aynısı olduğu için attı. Bu da buradan çekti. Bakalım. Bu da vardı arkadaşlar. Şimdi bu buradan çekti. Mesela diyelim ki burada ikili kaldı. Nasıl oluyor arkadaşlar? İkili çekseydi bu. Mesela şu ikiliyi İkiliyi buraya alalım. İkiliyi aldı diyelim. Nasıl olacak görelim. İkiliyi attı. Eline tek papaz kaldı. Şimdi buradaki oyuncu da çekme sırası burada olduğu için bu oyuncu bu kartı ne olursa olsun almak zorunda. Buradaki kartı buna verir ve kendi oyundan çıkar arkadaşlar. Yani papaz burada kalmış olur ve 3 oyuncu bu oyuncu birinci olmuş olur. 3 oyuncu arasında devam eder. Elini açtı baktı ve biri papaz. Bu şekilde karar arkadaşlar. Rakip oyuncu bir tane alır. Bakalım ne aldı. Diyelim ki bu da papazı aldı. Bir tane de bu buradan alır. Gördüğünüz gibi aynısını atar. Ve diyelim ki bu üçlüyü çekti buradan. Buradaki oyuncu da biter. Çekme sırası artık arkadaşlar bu buradan çekecekti çekemedi. Buradan çeker. Buradan çekti zaten biri aynı olur arkadaşlar. Dörtlü, iki tane dörtlüyü atar. Ve sıra buna gelir arkadaşlar. Dokuzluyu çekerse bu oyuncu papazı almadan kurtulmuş olur. Çekemezse oyun devam eder arkadaşlar. Tam tersi bir şekilde. Bu şekilde ikisinden biri
İki tane dokuzlu yakalayana kadar oyun devam eder. Ve papaz kimde kaldıysa arkadaşlar, sizin birincinin belirleyeceği veya grubun belirleyeceği şekilde cezalar verilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.